soru ile beraberiz. Sorular güzelleşiyor arkadaşlar. Şimdi bize ne demiş? Realden real pozitiflere tanımlı şura güzelmiş. Ve bize aşağıda fonksiyonlar vermiş. Bunlardan kaç tanesi birebir ve örtendir? Hmm, tamam yani bu ne demektir? Buradan bir yorum yaptıracağım da soruda kullanmayacağım bir yorum. Bir fonksiyon birebir ve örtense ben ne diyebilirim? Tersi vardır diyebilirim. Bak her birebir ve örten fonksiyonun tersi vardır. Bu yorumu yap. Ama sen bununla ilgili bir yorum almadan soruda kafana göre bir fonksiyon tersini alamazsın. Alma bak alma sıkıntı yaşarsın tamam mı? Bura okey ise sen tersi vardır de bunu söylemek istiyordum. Şimdi bu tarz sorularda yorum da yapabilir. Değer de verebilirsiniz ama ben değer vermeyeceğim. Çünkü size bir şeyler öğretmek istiyorum. Bir grafik yorumu yapacaksın tamam mı? Grafik. Şimdi arkadaşlar. Can insanlar bak bu yazdığımın esesini alın birebir fonksiyonlar için. İyi dinle. Grafiğini çiz tamam mı? Sonra grafikteki yatay çizgi. Grafiğe yatay bir çizgi çekeceksin. En çok en çok bir noktada kesiyorsa birebirdir. Tamam mı? Örten ise bu örtenliğin birebirliğin grafik yorumu ben çok seviyorum. Bunu çok işime yarıyor. Örtende ise yatay çizgini çek yine grafiğini çiz. Öyle çok detaylı çizmene gerek yok. Grafiği şekilsel olarak birazdan göreceksiniz. En az en az bir noktada kesiyorsa bu da örtendir arkadaşlar. Gerçekten 10 numara 5 yıldız bilgidir. Şimdi geçiyoruz soruya. Şimdi ben hemen bunun bir grafiğini çiziyorum. Birincisinin. Üç. Bu üstel bir fonksiyon mu? Evet. Bak bana ne? 2 ile çarpılmış. Ben bir ana hatlarıyla çizim. Üstel bir fonksiyon değil mi? Üstel fonksiyon şu şekilde. 2 ile çarpılmış. Katlanır, büyür vesaire. Şimdi ben buna yatay ve dikey olarak çizik çektiğimde en çok yani bire bir noktadan kesiyor değil mi? Bu şartı da sağlıyor. Bu şartı da sağlıyor. O zaman bu bire bir ve örtendir. Çok güzel taktik ya. Tamam. Şimdi şuna geçmeden önce alttakine bir bakalım. Tamam. Ee, bunu çizdik. Alttakine bakalım. Siliyorum. Alttaki için bir grafik çizeceğim. Nasıl bir grafik çizeceğiz? Alttaki şöyle bir fonksiyon değil mi? 1 bölü 5 üzeri x. E bu da üstel bir fonksiyon. Tamam. Bu da aynı şekilde bir fonksiyon. Ama şu şekilde çizelim. 1 bölü formatında olduğu için bu, dostlar, şöyle gelecek. Tamam. O zaman bu bunda da bir sıkıntı yok. Alt yani yatay ve dikey. Bak yataydan çek, çekelim ya. Direkt çekelim. Yataydan çekiyorum çizgi. Bak bir noktadan kesti. Ya da buradan çektim bir noktadan kesti. Ya da şu iki yatayı siliyorum. Yatayda bak bir noktadan kesti. Bir noktadan kesiyor. O zaman bu iki şartımı da sağlıyor. O zaman bu da birebir bir örtendir. Ama buna geliyorum. Artı 5 demiş. Yani diyor ki hacı sen şunu tamam mı şuradan sil 5 birim yukarıya çiz ve şurası 5 diyor. Tamam da iyi hoş yine yataya yatay ama hocam bakın burada bir şey söylediler. Bize dedik ki realde tanımlı. Demek ki bu bunun altındaki 4'tür 3'tür 2'dir bunları almıyor. Ha. Örten olabilir belki ama pardon birebir olabilir belki ama örten değil. Örten ne demek? Demek ki bu tarafta reellerin içerisindeki 4'tür, 3'tür, 2'dir boşta kalıyor. Çünkü hiçbir zaman bu buraya değmeyecek. He, o zaman bu örten değil hocam. Tamam. Ama birebirdir. Bak ne diyor? Bak neden birebirdir? Bak birebir en çok bir noktada. Benim için burada kesmesinin bir önemi yok. Birebirdir. Ama örten için diyor ki kardeş buralarda tanımlı değil mi bu? Tanımlı. E, bana ne diyor? Burada da bir noktada kesecektin. Şöyle çizeyim. Burada da bir noktada kesecekti. Bana ne diyor? En az bir nokta diyor. Bak. O zaman bu örten. Örten değildir bu. Tamam. Geçtik buna. Bu hocam aynı mantık. Çünkü niye? Burası. 1 bölü 4x. Bana ne? Artı 1 2 demiş. Artı 2 bölü 5. Bu yorumu sil şurayı. Pardon. Sil şurayı. Burayı 2 bölü 5 için yap. Bu da 2 bölü 5'in altındaki değerleri alamayacak. O zaman benim tanım kümemi yine sıkıntı. O zaman bu yine olmayacak. Tamam. E geçelim son öncülüğümüze. Şimdi son öncülüğümüzün grafiğini bunu silmeden çizmek istiyorum. Şimdi 2 üzeri x'in grafiği nasıl arkadaşlar? Şu şekilde sabahtan beri çiziyoruz. Şöyle çizdiğim zaman Şimdi hoca sen 1 bölü x'i bu şekilde yazdın ama 2 üzeri x'i şu şekilde yapıyorsun. Hani 1 bölü x'i şu şekilde yaptın. 2 üzeri x'i bu şekilde. Şimdi çizeceğin gibi. Yani şu şekilde yapıyorsun. Kardeş bunun a'sı tamam mı? 0 e, ile 1 arasında. Ama bunun a'sı 1'den büyük. Bu arada a hiçbir zaman 1 olamazdı. Üstel fonksiyon tanımıydı. Onu da tekrar edelim. O yüzden böyle. Sonra şimdi şunu rahatça silebilirim. Tamam mı? Sildim. Rahat görelim diye şunu da kenara alıyorum. Şimdi. Ne yapıyoruz? Birincinin grafiğini çiz dedi. Çizdik. İkincisi de x kare mi? x karenin grafiğini de çizeyim acı. Hoppala. Bu arada ben bu soruyu beğendim abi. Ben bunu kanalda paylaşacağım bugün. Kazanım testinin içinde olsa bile kanalda paylaşacağım. Kanaldan izleyen arkadaşı da kazanım testinde çözdüm bu soruyu. Haberiniz olsun. Şimdi bir şey demek istiyorum. Bak. 3 tip çözüm yolu vardı bu sorunun. Birincisi değer verme. Hallaç pamı olursun var ya çıkamanın işin içinde. İkincisi yine iyidir. Grafik yorumu yapıp değer verme. lan bak burada işte şöyle olmuş birebir mi? Ama burada patlarsın işte. O yüzden abi burada benim söylediğim bir yöntem işe yarar. Yatay çizgi en yani çok bir nokta. Bana ne çektim. Kardeş dur ya başka bir renkle çek. Çekiyorum. 1, 2, 3 pardon 1, 2, 3 noktada kesti. En az bir noktadaydı. O zaman demek ki benim bu ifadem. Benim şunla çizeyim. Benim bu ifadem demek ki 3 noktada mı kesiyor? Mesela bir değer için 3 noktada kesti. Kardeş o zaman benim bu ifadem örtendir ama birebir değildir. Bu da gitmiş oldu. Bak çok güzeldir. Fayda sağladığını düşünüyorum o yüzden kanala atacağım. Şimdi o zaman ne oldu? 1, 2, yalnızca 1 ve 3 değerleri toplam iki tanesi birebir ve örtendir diyoruz. Diğer soruya geçiyoruz. Bir soru bir nette dinleyen arkadaşlar da kendinize iyi bakın iyi çalışmalar arkadaşlar.